Şimdi o zaman sunumuza başlayabiliriz. Bir ufak bir ayar yaptım. Bir saniye. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Sercan Güzel. Mutlaka ki benimle daha önce teknik destek kapsamında tanışmış olanlarınız vardır. Veya webinarlar içerisinde tanışmış olanlarınız vardır. Ama ben kendimi tanıtmış olayım. Bugün informatik firmasında yaklaşık 4 senedir yer almaktayım ve size de Creo Layout'la alakalı bir sunum gerçekleştireceğim. Şimdi tıklayalım. Şimdi Creo Layout öncesinde hani biz iki boyutlu tasarım ile üç boyutlu tasarım arasında karşılaştığımız zorluklar nelerdir? Şöyle kısaca bir dile getirelim. İki boyutlu CAD ön plandaki kavramsal tasarım için tercih edilen bir araçken, üç boyutlu CAD ortamında ayrıntılı tasarım için tercih edilen bir araç. Bizler de ağırlıklı olarak zaten 3 boyutlu tasarımı kullanıyoruz ama mutlaka ki 2 boyutlu tasarım ağırlıklı çalışan firmalar da mevcut olabilir ve kavramsal tasarımları bu şekilde gerçekleştiriyor olabilirler. Bu nedenle bu aradaki geçiş, buradaki yaklaşımlar ister istemez bir zorluk içerisinde taşıyabiliyor. Peki Creo Layout nedir? Birazcık bundan bahsedelim. Aslında Creo Layout kendi içerisinde bir uygulama diyebiliriz. Hani kendi bir ayrı bir arayüzü mevcut. Ama biz bunu tabii ki 3 boyutlu ortam içerisinde rahatlıkla adapte edebiliyoruz. Yani esnek 2 boyutlu oluşturma ve düzenli ve 3 boyutlu ortamı tasarım süreçleri içerisinde birleştirip bunu kavramsal bir çözüm olarak sunuyoruz. Böylece tabii 2 boyutlu ortam içerisinde yaptığımız bir değişiklik olursa da mutlaka ki 3 boyutlu canlı bir şekilde görebiliyor olacağız. Bu şekilde modelimizi yönetebiliyor olacağız. Peki, neden kullanıcılar Creo Layout'a ihtiyaç duyabilir? Bu noktada iki boyutlu tasarım, kavramsal yani bu kavramsal tasarım oluşturmak ve kullanıcının temel ihtiyaçları için uygun bir çözüm. Öğrenmesi ve kullanması da gayet kolay çünkü aslında Creo tarafındaki arayüze alışkınsak mutlaka ki layout'ta da çok farklı bir arayüz karşımıza gelmeyecek. Yine aynı ribbon menüleri ve ikonlar karşımıza geliyor olacak. Tabi asimetrik de olsa kolay bir şekilde konsept tasarım haline de getirmeniz mümkün. Ve bu noktada 2D tecrübeyi 3 boyuta nazaran ben daha kolay kullanabilen kullanıcı için de hani bir zorluk orada da oluşmayacak. Hani 2 boyutta daha ağırlıklı olan bir çözüm şeklinde sunabiliriz. Şimdi uygulama kısmına da birazcık değinelim. Bu noktada hemen Creo'yu açalım. Evet, Creo karşımıza geldi. Creo en güncelinde şu an Creo 8 mevcut. Creo 8.0, 3.0 mevcut. Buradan size bir sunum gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle örnek datamızı bir açalım. Montajımızı bir öncelikle açalım. Elimizde bir tane montaj dosyamız var. Şimdi montaj dosyamız var. Ama biz bunun haricinde Conceptual Engineering Models uzantılı layout datamızı da arka planda açacağız. Bakın burada layout adı altında yer alıyor. Peki layout nasıl oluşturulur? Yani Creo içerisinde direkt menümüz içerisinde yer alan yani yeni bir dosya oluşturduğunuzda burada layout adı altında bir sekme karşınıza gelir. Siz burada kendiniz bir isim verebilirsiniz. Yani mesela bugünün tarihli bir tarih atabiliriz. 27 şeklinde 22.01 27 şeklinde bir tarih atadım. Burada normal teknik resimdeki mantık gibi yani use template, empty with format veya normal empty şeklinde açabilirsiniz. Tabii burada empty with formatlaşması şöyle güzel bir tarafı olur. Hani kendi standartınıza bağlı olarak bir sayfa yapısıyla karşınıza getirirsiniz. Bu da sizin için daha azından kolay bir şekilde karşınıza gelir. Şimdi okey dediğim andan itibaren şöyle hatta parametrelerimi de şöyle hızlıca geçeyim. Aslında bu teknik resimde gördüğüm altet yapısını buraya doğrudan getirmiş olurum. Eğer tabii kendi düzeninizde çalışmak isterseniz bu şekilde çalışabilmeniz mümkün olur. Biz tabii bu örneğimizi yine bu örnek üzerinden gerçekleştireceğiz. Sadece buraya ekleme bir yine benzer bir modeli yerleştireceğiz ve nasıl bir altet yapısı içerisinde model ekleyebiliyoruz. Bunu da burada göreceğiz. Şimdi bunu arka plana bir alalım. Arka plana aldıktan sonrasında bir
Kısaca size layout'un arayüzünden şöylece bir bahsedeyim. Şöyle ekranda büyüteyim. Aslında normal sket arayüzünden farklı olarak bazı tabii içerisinde araçları da barındırıyor. Bakın organizasyon kısmında da model ağacı yapısı birazcık burada değişiyor. Burada tagler yapısı, tag yapıları mevcut. Birazdan da göreceğimiz node yapıları da devreye girecek. Ama genel olarak arayüzümüz, bakın dizayn kısmında sketch araçlarımız burada yer alıyor. Ama burada ekoaktif, mesela patern aracı gibi araçlar yer alıyor veya flip mirror gibi seçenekler yer alıyor. Bunlara da kısaca bir değinmiş oluruz. Annotate içerisinde daha çok burada ölçülendirme. Burada tablolar var ama tablolarla çok fazla bir işimiz olmadığı için Annotate'de ölçülendirme tabanını çok daha fazla kullanabiliyoruz. Veya Organize içerisinde eğer kendi oluşturduğunuz Conceptual Engineering modeli, yani konsept mühendislik modelleriniz varsa bunları içeri Insert Layout'ı alabilirsiniz. Yani farklı layout dosyalarınız varsa bunları dahil etmeniz mümkün. Veya burada da aynı alt montaj mantığında sub layout'larını da oluşturabilirsiniz. Hani burada düzen yapınızı nasıl çalışmak isterseniz burada ayarlayabiliyorsunuz. Tools içerisinde burada ölçü, measure araçları var. Hesaplama araçlarını bizim karşımıza getirir. View içerisinde kullanabileceğiniz tabii ki burada bazı zoom araçları, özellikle Set Origin gibi araçlar burada yer almakta. Ve tabii ek olarak da burada grafik toolbar diye bahsettiğimiz, aslında Creo'dan da bildiğimiz arayüzde olmayan bazı komutlar da mevcut. Mesela işte burada pan işlemi tabii ki biz orta klik vasıtasıyla pan edebiliyoruz. Ama burada ek olarak da pan seçimi burada karşımıza geliyor. Veya burada bakın zoom port adı altında bir seçeneğimiz mevcut. Burada ayrı bir pencere açılıyor ve bakın isterseniz nereye yakınlaşmak istiyorsanız doğrudan burayı ayarlayabiliyorsunuz. Hatta burada Favorite View adı altında belirtilen güzel bir alan var. Buraya eğer bir ekleme yaparsanız bakın bu alanı buraya ekler. Eğer tekrar kullanmanız gereken bir durum varsa bunu doğrudan ekleyebilirsiniz. Mesela şurayı da aynı şekilde, şöyle bir alanı da aynı şekilde favori olarak ekleyelim. Bakın View 1'de az önceki seçtiğim alanı gördüm. İkinci View'da şimdiki oluşturduğum alanı gördünüz. Port vasıtası hem yakınlaşmayı sağlıyoruz hem de burada Favorite View aracılığıyla bir pencere vasıtası bunu kullanabiliyoruz. Bunu arka plana aldım. Hatta burada refit yaptım. Yine standart moda geçmiş olacak. Şimdi bunu Set Origin kısmını önem arz ediyor tabii ki. Şimdi siz Set Origin neresini belirlersiniz? Mutlaka ki oradan bir referans alarak sizin modelinizi oluşturmaya başlayacak. Yani bir örnek olarak hatta şöyle gösterebiliriz. Burada bakın Origin açıksa mutlaka ki Origin'in açık olması kaydı var. Set Origin dediğiniz andan itibaren bakın burada direkt size ölçüleri karşınıza getirir. Kendinize referans almanız adına da bir origin noktası belirleyebilirsiniz. Yani ben burada gelip de bir tane işte dikdörtgen belirtildi. Bakın burada referanslandırma ve bu orijine göre belirleyebiliyor. Yani ben mesela işte 30'a 30'luk bir dış alana gidiyorum. Sol klik yapıp bakın burada kendim ölçülerimi verebiliyorum. Aslında buradaki sketch altyapısı biraz da daha farklı diyebilirim layout'a, şey normal sketch altyapısına nazar. Layout da biraz da ölçüler bazında siz burada hemen giriyorsunuz. Sizin karşınıza getirebilir. Şimdi biz tabii bu noktada set orijini tabii ki yine koordinasyonun bulunduğu yere yerleştireceğiz. Burada tabii kullanabileceğimiz ek araçlar var. Show Central Points, işte açık noktaları burada karşıma getirme vesaire. Select Antect, şuradaki tag yapılarını bahsedeceğim zaten. Ve ek olarak da burada köşe vertices noktalarını burada görebiliyor olacağız. Model ağacında özellikle dediğim gibi tagler ve node yapıları vardır. Şimdi node yapılarından şöyle birazcık bahsedeyim. Bakın buraya new node ekleyebiliyoruz. Buraya mesela new node burada aslında kendiniz bir layer katma yapısı gibi çalışıyorsunuz. Yani burada hangi unsurları bir grubun içerisine almak istiyorsanız burada nodeları kullanabilirsiniz. Mesela bir örnek olarak circle diyelim. New node. Bunun içerisine almayayım da şöyle new node diyeyim. Ek olarak center line'ları buraya alacağım. Şuraya bir tane daha şey açıyorum, pardon. Şöyle new node diyeyim. Inner geometri yazacağım buna. Aynı şekilde new node deyip buraya bir tane tooth diye bir geometri ekleyeceğim. En sonunda tabii bir tane hexagon kendim oluşturacağım. Bunu buraya yerleştirmiş olacağım. Şimdi bakın buraya notları ekledik. Notların içerisinde
Bir takım geometrisini ekleyeceğiz. Ne gibi? Mesela işte burada bazı seçim araçlarımız var. Mesela burada box normal bildiğimiz dikdörtgen içerisine aldığımız yapı. Şimdi bunu normal sağ klik vasıtasıyla doğrudan nodların içerisine bu şekilde ekleyebiliyoruz. Burada circle dediğim andan itibaren bakın burada circle aç kapa yaptığında burada gizleyip görüntülemeyi sağlıyor. Şimdi her yapı için bunu aynı şekilde ekleyeceğim. Center line'ları aynı şekilde nodların içerisine ekleyeceğim. Şöyle hızlıca eklemelerini yapıyorum. Mesela yine geometri için şöyle bir şey yapacağım. Mesela circle'ı kaldırdım, center line'ı kaldırdım. Bakın burada seçim yapıları içerisinde lasso ve fence seçenekleri var. Fence dokunduğu her yere yakalayacaktır. Lasso bir kutucuk içerisine aldığınız anda, yani bir yuvarlağın içerisine şöyle aldığınızda sizin karşınıza getirecektir. Olabildiğince mantıklı bir şekilde şunu çizdim bakın. Bu şekilde çektim. Seçemediklerim varsa şimdi az önce bir daha şey yapalım. Şöyle yakalayayım. Aynen. Yakaladım. Bir de şuradan box seçip şöyle kutucuğunu seçtim. Şimdi sağ tıklık vasıtası bunu da aynı şekilde bakın. Add to node diyorum. Burada da inner geometrinin içerisine ekliyorum bunu. En son invert dediğim andan itibaren dıştaki alanı seçer bakın. Seçemediğim varsa tabii bunları yakalayabilirim. Bunu da aynı şekilde doğrudan bir node içerisine ekliyorum. Tool içerisine ekliyorum. Bakın şimdi bunları aç kapa yapacağım. Bunları istediğim şekilde kullanabilirim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Node mantığında siz gelip de eğer mesela circle'ı başka bir node'un içerisine eklerseniz burası boş kalır. O ilgili olan node'un içerisine yerleşir. Yani burada mutlaka ki node'lar kendi içerisinde bu ayrı bir yapı olarak değerlendirilebiliyor. Tabii bunların haricinde tag yapıları var. Tag yapıları ne? Mesela tag yapıları daha çok şurada fayda sağlar. Şurada gördüğünüz public seçeneği biz bu modeli eğer yani buradaki geometrileri 3 boyutlu ortama entegre edeceksek mutlaka public içerisine almamız gerekiyor. Şimdi ben böyle mesela kendimle bir şey çizeceğim. Hatta şöyle kısa bir çizim de yapmış olalım. Ama bakın bu noktada centerline'i kapayacağım ben. Hatta kendim de burada bir line oluşturacağım. Centerline oluşturabilirim bu noktada. Şöyle bakın ölçü direkt kendi ayarlıyor. Sıfırın enter'a bastım. 150 dedim. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Enter'a basarak bir sonraki unsura geçebiliyorum bu şekilde. Hatta gidelim bir tane daha centerline oluşturalım ki bu bize fayda sağlasın. Bakın aynı şekilde 150 yapıyorum. Yerleştirdikten sonrasında hızlı bir şekilde centerline oluşturuyorum. Tabii burada güzel olabilecek bir nokta bunların formatına müdahale edebilirim. Şöyle rengimizi bir değiştirelim. Hatta tam böyle bir centerline olacak şekilde. Evet. Close şeklinde yerleştirdim. Bakın bunu bu şekilde yerleştirmiş oldum. Şimdi buradan şunu yapacağım. Kendim bir tane geometri çizeceğim bakalım. Line arc circle vasıtasıyla, arc chain vasıtasıyla. Şurada hemen kendim ölçümü oluşturuyorum. Şöyle kendim ölçümü burada hızlıca giriyorum. Şuradan da bakın 5 şeklinde geldi. Şimdi bu geometriyi olduğu gibi mirror yapacağım. Geleceğim buraya mirrorlayacağım. Geldim aynı şekilde bakın mirror'ı kullandım. Altyapıya yerleştirdim. Burada aslında hexagon yapısı oluşturmuş oldum. Şimdi bunu tabii oluşturabileceğiniz yapılar shapes'in içerisinde. Shapes aslında bizim normal krem içerisinde gördüğümüz palet yapısı vardır. Palet yapısını doğrudan burada karşınıza gelir. Yani buradan profiller içerisinden de dilediğiniz gibi getirebilirsiniz. Bu konuda hiçbir sıkıntı olmadan direkt içeri import edebilirsiniz. Şimdi birazdan da göstereceğim import aracı var. Import aracını da birazdan değineceğim. Bunu hemen bir şey içerisine yerleştirelim. Şöyle oluşturduğumuz geometriyi şunları da dahil edelim de. Bunlarla beraber bunları add to node deyip hexagonun içerisine dahil edelim. Bakın hexagonu kapatalım. Evet, hexagonu da kapanmış oldu.
Şimdi bakın Sentinel tekrar açtım. Şimdi import'tan da biraz bahsedelim. Bakın az önce açmış olduğum bir template yapısı vardı. Bakın importla beraber sizler isterseniz DWG'den gelen benzeri bir datayı da buraya alabilirsiniz. Burada farklı formatlarda çalmamız mümkün. Yani bu arada burada assembly veya part seçerseniz, mesela assembly seçtiniz. Eğer o assembly'nin ilgili kesiti varsa, mesela ABC kesiti varsa buraya doğrudan getirebilirsiniz. Notları alabilirsiniz, renkleri alabilirsiniz veya üzerinde hatchler varsa bunları da alabilirsiniz. Şu an bunu almayacağız. Ama parça ve montajlarda kesitleri varsa modelin doğrudan buraya import etme şansınız da olabiliyor. Şöyle hatta şey yapalım. DWG datası var bakın. Aslında DWG datası bu noktada çok daha uygun olacak. Burada farklı formatları da getirebiliyoruz ama DWG değilse burada fayda sağlayacaktır bizlere. Evet, DWG datası. Bakın az önceki oluşturulmuş yani gördüğünüz datanın bir benzeri burada karşımıza geliyor. Kutucuk içerisine alıyoruz. Sonrasında OK dediğim andan itibaren direkt buraya import ediyorum. Ha, taşımak isterseniz Rotative Size burada karşınıza gelir. Rotative Size ile beraber taşıyabiliriz. Yani bu modeli de buraya bu şekilde entegre edebiliyoruz. Dışarıdan gelen datalarınızı birebir alabiliyoruz. Zaten ölçüler birebir aynı olduğu için bile aslında şöyle bir ufak bir kontrol yapalım. Bakın burada açı 30 derece. İşte şuradaki dairenin çapı 181 olarak gözüküyor. Gidelim bir ölçü de verelim. Hatta bu noktada şunu da yapalım bir. Şöyle alt text şeklinde diyelim bakalım. Burada gerçi kutucuk şeyleri vesaire falan oluyor. Tamam. Sıkıntı. Renklerimiz şimdilik böyle kalsın. Renklerle uğraşmayalım. Dimension derim. Bakın burada iki tane normal kredi ölçülendirme mantığıyla ölçülendirebiliyorum. Şurada da baktığınızda bakın şu referansları seçiyorum. Hemen buraya karşınıza geliyor. Büyük ihtimalle içeride tarafta bir ölçü getirdim. O yüzden biraz daha küçük gelmiş olabilir. Sıkıntı değil. Veya mesela buradaki daire seçiyorum. Bakın buradaki çap ölçüsünü getirmeye kalktığında bakın 181,9 gördüm. Demek ki ben buradaki aslında benzer yapı olduğu için ölçülerinde birebir geldiğini görebiliyorum. Yani DWG'den bir data gelse siz birebir ölçülerinde içeri getirebiliyorsunuz. Şimdi bu sayfayı kapatalım. Buraya çok bir işimiz yok. Bizim işimiz biraz da öbür tarafta. Orası kalsın. Şimdi biz bu oluşturduğumuz bütün node yapılarını istersek gelip ekranda sağ tıkla Manage Text içerisinde Public içerisinde atabiliriz. Yani şunu da yapabilirsiniz. Bu arada mesela hexagonu seçtim. Geldi bunu buradan çıkar. Yani bu noktadan çıkarmam gerekiyor. Sağ kayıt varsa size bakın Remove from Node seçeneği de vardır. Notlardan da bu şekilde çıkartabiliyoruz. Ama ben şunu yapacağım. Bunların hepsini seçeceğim. Bunları grup içerisinde, Manage Text içerisinde Public içerisine alacağım. Şimdi alma ile almam arasında tabii bir fark göreceksiniz. Hatta onu da göstereyim hazır buradayken. Modele gidelim mesela. Şimdi aslında bir nevi biz layout'la beraber bir montajın içerisinde bir skeleton yapısını oluşturuyoruz. Ve bu skeleton yapılarından referans olarak da modelimizi oluşturuyor olacağız. Daha çok kopya geometriyi de ilgilendiren bir yapı bu. Mesela assemble diyelim. Insertion'daki şu CM şeyini getirdim. Bakın ben bunu en tepeye taşıdım. Geometri burada görmüyorum. Demek ki burada şunu yapmamız gerekiyor. Ben bu seçtim bütün nodları mutlaka bir manage text içerisinden public'in içerisine almam gerekiyor. Bakın bu şekilde geldi. Mesela hexagonu almak isterseniz, hexagonu almak istemezseniz o manage text içerisinden o kutucuğu kaldırmanız bekler. Ha, buradaki olay ne? Tabii şuna da şöyle kısa bir değineyim. Mesela işte burada bir tane örnek bir parça oluşturalım. Mantı da görmüş olursunuz bu şekilde. Şimdi parçayı oluşturdum. Parçayı aktif ettim. Sonrasında copy geometri yaptım hatta. Şimdi publish geometriyi kapattım. Burada işte chain'i seçtim. Chain'i seçtikten sonrasında bu geometriyi bu olduğu gibi rule based içerisinde bütün körleri almasın burada. Sadece şöyle yapalım bunu. Bir saniye. DTSM rule based'de partial loop deyip burada hatta complete loop diyelim. Evet. Bakın direkt burayı seçtim. Burayı seçtikten sonrasında artık bunu direkt geometrinin içerisine almış oldum.
Buradan direkt doğrudan geometrimi çalışmaya devam edebilirim. Yani kopya geometri vasıtasıyla geometriden referans alarak çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Tabii biz montajımıza bir geri dönelim. Ayrıca bu örnekte çok bir işimiz şu an yok. Şimdi burada montajımıza geri dönmüş olalım. Bakın geometrimizi buradan sonrasında artık aldık içeri. Biz buraya kendimiz yeni bir parça oluşturacağız. Bu parçamızın ismi de ne olsun? Şöyle uzun da ben not almıştım. 51, 30, 42 şeklinde burada parçamı buraya yerleştireceğim. Normalde Creo'nun içerisinde yeni parça yerleştirmek istiyorsanız böyle bir yol izleyebilirsiniz. Workflow dairemizde ve bir tane referans bir şeyimiz var. Template'imiz var. Bunu da buraya yerleştirdik. Bu parçayı yerleştirdikten sonrasında bakın artık bu parçayı buraya getiriyor. Şimdi burada şunu yapacağım. Kopya geometriyle az önceki yaptığımız işlemi tekrar yapacağız. Mesela chain'i seçtim. Chain'i seçtikten sonrasında bakın çizgiyi seçtim. BTS içerisindeki bunlar rule-based'te bu curve feature'ların hepsini alması gerektiğini söyledim. Zaten bunlar direkt layout'tan gelen referanslar. Şimdi bu noktada ben istesem şu layout'u gizleyebilirim. Çünkü bunu artık istediğim şekilde hareket ettirebilirim. Şimdi kopya geometri içerisinde bir extrude yapacağız. Şöyle fonta extrude yapalım. Extrude yaptıktan sonrasında projekte bu şunları bir alalım hızlı bir şekilde. Ya tabii şu içerideki geometriyi direkt alalım. Bakın buraya bu şekilde yerleştirelim. Ölçünüzü 5 olarak buraya yerleştirmiş olduk. Aslında bir nevi taptan dizayn yapıyoruz bu noktada. Yani tepeden aslında aşağıya yeni bir parça oluşturuyoruz. Bu şekilde tasarımımızı yönetmiş oluyoruz. Hatta aynı şekilde şöyle farklı bir görünüşe geçelim. Yine bir extrude oluşturacağız. Tabii ben öyle hızlı davranıp extrude'u yaptıktan sonrasında eklemem gerekiyordu. Projekte tekrardan burada loop diyeceğim. Şöyle bakalım. Kopya geometri bakın referansını aldım. Gayet güzel. Okey dediğim andan itibaren buradan da ölçümüz kaç olacak? Bakalım şöyle. Bakalım. 2000 olarak buraya yerleştireceğiz. Sonrasında tabii bunu bir boşaltma yapacağız. Hemen şöyle bir boşaltma yaptık. Bakın okey demiş oldu. Şimdi burada şunu göstereceğim size. Hatta hani top-down dizayn mantığı gereği hani tepede bir değişiklik yaptığımızda alttaki unsura nasıl yansır? Bunu görmekte fayda var. Copy Geometry'de şu seçenekler de yer alıyor bakın. Update kontrol seçenekleri yer alıyor. Mesela Menu Update with Notification dediğim andan itibaren ben gelip mesela buradaki ölçü değiştirdiğimde şu ölçüyü bakalım edit veriyor diyelim. 180 diyelim bakalım. Gidelim odaya. Bakın bana hemen bir uyarı verdi. Dedi ki burada bir güncelleme var dedi. Copy geometriye gidiyorum. Eğer güncellemeyi zaten kendim yaptığım için update dediğim andan itibaren hemen burada güncelleme kendi devreye alıyor. Ve aynı şekilde geometrimizi tekrardan 181.09 değerini alacağım. Modele gidiyorum. Bakın tekrar bir güncelleme geldi. Ben Kobi geometri unsurunda bu şekilde güncellememi yapabiliyorum. Yani manuel olarak yöneteceğim ama bana da her yapılan değişiklikte bir haber ver diyor. Aslında bu noktada layout'un hani bir nevi skeleton model altyapısı gibi çalışsın. Yani burada top-down dizayna yönelik bir çalışma altyapısının olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Yani layout içerisinde iki boyutlu konsept kavramsal tasarımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz ve bunu ek olarak da montaj altyapısına yerleştirip kopya geometri, buna tabii Advanced SSM lisansı ile beraber geliyor. Referanslarınızı kopyalayarak ve bunları yönetebilerek montaj ortamında tasarım gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi buradan sonrasında tabii layout'tan biraz daha dışına çıkartan IFX yani akıllı Civata kütüphanesinden biraz modeller ekleyip bugün sunumuzu sonlandıracağız. Sonrasında ben tabii sorularınızı alacağım. Şimdi bunun için tabii öncelikle ilgili görüşme geliyorum. Bakın burada bir tane noktamız var. Noktamıza geliyorum. Burada bir tane bir vida ekleyeceğim. Şimdi noktayı seçiyorum burada referans olarak. Yüzeyimi seçiyorum. Sonrasında arka tarafta sonunu yerleştireceğim veya pull'u yerleştireceğim. Alanı burada belirtiyorum.
OK dediğim andan itibaren bakın burada kapalı kontekstten neyi seçmem gerektiğini burada belirtiyorum. Yani hazır bir kütüphane var. Ben bu hazır kütüphaneden istediğim vida veya civata başına uygun yapıları seçebiliyorum. Mesela ben burada bir tane vida seçeceğim. Bu daha hangisi olsun? Bu da ikincisi olsun aynı. İkincisini belirledikten sonrasında şöyle bir bakıyorum. Metric 4 olacak. Boyu da 8 olacak. Bu şekilde OK diyorum. Pattern varsa eğer yapısalda pattern varsa patternları burada ekleyebileceğimi söylüyor Creo bana. Bakın doğrudan pattern yapısına yerleştirmiş oldum. Şimdi aynı şekilde farklı noktada da civata eklemesi yapacağım. Şöyle ikinci görüşüme gelelim. Hatta burada özellikle geometric selection filterlerden de birazcık yararlanabiliriz. Burada datumları seçebiliriz. Bakın burada şöyle A111 datumunu seçiyorum. Bakın burada Screw'a tıklıyorum. Hemen yüzeylerimi burada karşıma getiriyorum. Referans olarak da bir yüzeyi belirteceğim. Belirttim andan itibaren OK'yi tıklıyorum. Şimdi burada tabii benim burada seçeceğim civata yapısı farklı olacak. Soket kafası olandan bir tane seçeceğim. Burada da ilk olanı seçiyorum. Metric 6 olacak. Burada da 30'luk bir uzunluğu olacak. Ve tabii buradaki inbus başında burada kaldırıyorum. Burada aslında kırıç içerisinde akıllı civata kütüphanesi içerisinde delik oluşturabiliyorsunuz. Eğer delik yok ise buradaki yapıları da yönetebiliyorsunuz. Ben burada bir inbus başı yapısı oluşturmak istemiyorum. Bu şekilde delik oluşturmayacağım. Ama sonrasında ekleme yapacağız tabii ki bu arada. Yine aynı şeyi ekleyeceğiz. Okey diyelim. Bakın burada civatımı eklemiş oldum. Şöyle hızlı bir şekilde civatımı buraya yerleştirdim. Hatta bakın burada şunu da yapabiliriz. Reassemble deyip bakın şu burada ya bakalım reassemble deyip referansımı seçtik. Ha, burada eksenimizi seçtim. Sonrasında yüzeyimi seçiyorum. Sonrasında arkadaki yüzeyi seçiyorum. Apply diyorum. Bakın burada akıllı civata kütüphanemizden de kolay bir şekilde başka bir yerlerde kullanacaksak kullanabiliyoruz. Eksenimi seçiyorum bakın. Şöyle A114 eksenimi seçeyim. Yüzeyimi seçeyim. Şöyle arkadaki yüzeyi seçeyim. Apply. Şöyle yapayım da hatta daha kolay olsun benim için. Şimdi yine eksenimi seçtim. Yüzeyimi seçtim. Arkada yüzeyimi seçtim. Apply diyeyim. Burada aynı şekilde eksenimiz var. Yüzeyimiz var. Sonrasında arkadaki yüzeyi seçiyorum. Apply diyorum. Artık buradan sonrasında hızlı bir şekilde tamamladığımı görebiliyorum. Bakın tamamlamadığım var mı bu esnada? Aa, bir tane tamamlamadığım varmış bu arada. Pardon. Şöyle bakalım bir. Yok aslında bakayım. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Ha, tamam bu şekilde uygun. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi buradan sonrasında bir ufak bir değişiklik yapacağım bu arada. Mesela ne gibi değişiklik? O az önce gördüğümüz extrude 1 vardı hatırlarsınız. Burada extrude'un miktarını 5 mm olarak tanımlamıştık. Hatta bakalım burada ölçü olarak görebiliyor muyuz? Göremiyorsak hiç sıkıntı değil. Şuradaki ölçü şeyinden değiştirebiliriz. Burada 8 olarak verdik bakın. Okey dediğim andan itibaren burada bir değişiklik yapıyorum. Hatta geliyorum burada tozun içerisinde check screw fastener diyorum. Bakın burada bana bir uyarı veriyor. Demek ki burada bir değişiklik yapmamı istiyor. Üzerine iki kez sol click yaptığım andan itibaren şuradaki ölçü gelip bakalım burada bir ufak bir değişiklik yapmamı gerektiren bir konu var mı? Şöyle bir bakayım bunu. Otomatik yükseklik vermem gerekiyormuş. Evet. Otomatik yüksekliği verdiğim andan itibaren OK diyorum bakın. Bütün fastener diyorum. Bütün sorunun ortadan kaldı. Artık OK diyor. OK dediğimiz andan itibaren de bu işlemi bu şekilde tamamlamış oluyoruz.
Ya bu uygulaması içerisinde IFX'i de birazcık katmış olduk. Hani ön planımızda tabii ki Creo layout vardı ama tabii montajda bir tasarım yaparken bu tip iş kolaylaştırıcı yöntemler de bize fayda sağlıyor. O yüzden IFX'i de bu sorunun içerisine bir şekilde dahil etmiş olduk. Şimdi o zaman sorumluluğun uygulama kısmını bu şekilde sonlandırmış olduk. Şimdi Informatik Innovation YouTube kanalınıza mutlaka ki takip etmenizi tavsiye ediyorum. Informatik Innovation diye arattığınızda direkt karşınıza gelecek. Burada bu webinarı da yayınlayacağız. Önceki webinarlarımız da burada yayınlanmış olarak karşınıza gelir. Size bilgi alımları bayağı bir fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda bu tip duyuruların takip edildiği bir LinkedIn sayfamız da mevcut. Hemen sağ üst köşede Informatik Innovation Bilişim AŞ'yi takip edebilirsiniz. Duyurularımız buradan da yayınlanıyor olacak. Ben bu noktada sizlere soru sorma kısmında sizlere zaman ayırıyorum. Hani sizlerin bir sorusu var mıdır? Sorusu olan soru kısmına yazabilir bu arada. O zaman sunumumuzu burada sonlandıralım. Yine sorularınız varsa bizlere Informatik Innovation sayfamızın içerisinde bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Teknik destek kapsamında bizler sizlere yardımcı oluruz bu noktada. Sorularınız varsa mutlaka ki bunu iletin. Hani sizlerle de iletişim kurmuş oluruz. Tanışmalarınız varsa mutlaka ki tanışırız. Ben sunumu bu şekilde sonlandırıyorum. O zaman bir sonraki sunumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.